Evet, güzel bir ses tonuyla başladık güne. TVM'de her şeyi konuşalım. Hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir güne başlıyoruz. 21 Aralık. En kısa gün, en uzun gece. Kış başladı diyorlar ama Erzurum'da -36 dereceleri görmüş dün akşam. Şimdi öyle söylersek biraz komik olabilir. Günaydın. Kış başlayalı. Oho. Haftalar oldu. Kara kış başlayalı da çok oldu. Bugün de İstanbul'da Poyraz mı esiyor? Bir şey esiyor. Sert, evet. Sert esiyor. İşte o sertliği huzur ve sıcaklıkla yumuşatacak bir program. Muhtedil, çikolata renkli sanatçılar, şarkıcılar. Çok tatlı bir konuğumuz var. Evet, Gülün Dönmez bugün bizimle. Gülün Dönmez. Evet, yeni albümü çıktı. Göreceğiz bakalım şarkıcı. Kararından dönecek mi, dönmeyecek mi Gülün Dönmez şarkıcının kararı. Gülün Dönmez yeni bir Türk popunda yeni bir ses ama aslında kariyerli bir ses. Öyle ay ondan sonra birden bir sevgilim para verdi single yaptıcılardan değil. Hayatını da müziğe vakfetmiş bir şahıs. Onların hepsini konuşacağız. Ama bir yerden başlamak lazım artık deyip reytingleri zıplatalım. Ve en enerjik halimizle, ilk haberimizle başlayalım o zaman. Dönerse Senindir filminin galası yapılmış. Peki nasıl görüntülere ev sahipliği edilmiş görelim. Evet, Ali Ağoğlu'nun yenisi, eskisi bütün harem hanımları kavga etmişler. Bugün de bir manşet var. Zoom yapar mısınız kameraman bey? Evet, bakın. Ali Ağoğlu'nun Posta Gazetesi diyor ki, bu 23 yaşında bir hanım, diyor ki diğer kadınlara, bana eleştiri yapıyorlar diyor. Ben Ali'nin parasını değil ruhunu seviyorum. Bu bir. İkincisi diyor ki, o beni eleştirenler var ya, Ali çağırsa koşarak gelirler diyor. Ben şimdi diyor birazdan kahvemi içip, marka vermiyorum, 3 milyon dolarlık arabamla Ali'nin bana açtığı spor kompleksini yönetmeye gideceğim. Siz de evinizde evlenme programları seyredip çekirdek çitleyeceksiniz. Aramızdaki fark bu diyor. Ne dersin Sayıştı abi? Ben bir şey söylerdim. Bir saniye sırayla gidelim. O söylediği, yani beni eleştirenler çağrılırsa koşa koşa gider dediğinde haklı. Kendi kategorisinde olanlar gider. Doğru söylüyor. Ama onu eleştirenlerin yüzde kaçı onun kategorisindedir onu bilemem. Şöyle hayali bir şey uydur abi. Kaçta kaçı buna girer sence? Vallahi bu laflar var ya, bu lafları adama yemin ediyorum ki ağzına kaşıkla zorla yedirirler. Hani var ya bazen böyle arkasında peşinde koşarsın, çocuk iştahsızdır da işte köfte yiyor. Bu büyük bir cüret yani, değil mi bu cüret? Köfteye yoğurt koyarsın falandır. Hadi oğlum hadi oğlum dersin, en sonunda zorla yutturursun onu. Bu tip kadınlara da bu lafları yuttururlar. Bu memleketteki kadınların yani iffetiyle, haysiyetiyle bu denli böyle genel yapısı itibariyle abuk sabuk konuşmalar sonucu ağır gelir. Ben nereye kadar katıldım biliyor musun? Şuraya kadar katıldım. O demiş ya, şimdi beni sosyal medyada eleştirenler. Şimdi sınırı, sosyal medyada eleştirenler sınırı oldu? Şuradan çizmiş. Sosyal medyada eleştirenler, ben kadına katılıyorum. Onu eleştirenlerin çoğu şimdi gider. Bak, ama devamındaki cümlesi onu mantarlatıyor. Ben milyon dolarlık arabama bineceğim, siz evde oturacaksınız. Şimdi, fakirler, oturun. O hokkabazın artık tavan yaptığı tüy noktada dikme. O sosyal medyadan ona eleştirenlerin konumunu, durumunu bilmiyoruz. Şimdi herkes kendinden menkul. Bu sosyal medyada kimin ne olduğunu bilmiyoruz. Burada yazılıyor, çiziliyor. Yazanın o olduğunu da bilmiyoruz. Bir fotoğraf var, bir kelime var. Yani o belki bir erkek kadın kılığında. Ya da belki çok rabıtalı, dörtbaşı mamur bir kadın. Evet. Her en şey nihayetinde olabilir. De bunu eleştirenler bunun gibi aynı kategoride olanlar değil. Peki bir şey söyleyeceğim. Anlamadığım bir şey var. Eleştirenler onu niye takip ediyor? Onun niye şimdi derdine abicim, düşmüşler? Bir şey söyleyeceğim. Bu takip etmesine gerek yok. Takip etmese görmeyecek ne yazdığını. Gazetenin ikinci sayfasında yarım sayfaya yakın bir yer tahsis edilmiş bu konuşmaya. Evet. Tamam mı? Bu konuşmayı gazetede okuyup da kendi merak edip gidip bunun hesabını bulup bu evde konuştuğu, yaptığı eleştiriyi oraya yazmak isteyen de vardır. Şimdi ben sabahleyin mesela bir eleştiriyi sildim. Facebook'a
ben öyle çok kullanmam. Sitenin haberleri çıkıyor. O kadar bakıyorum ara sıra. Mesela orada bir yorum gördüm. O yorumda adama hakaret ediyorlar. Şimdi adama yani öyle ki öyle ağır laflar, öyle ağır küfürler ki derhal sildim onu. Şimdi bazısı da hiç küfür kafir etmeden, hiç hakaretamiz konuşmadan son derece rabıtalı eleştiriyor. Ve ben adım kadar eminim ki şu anda dört başı mamur böyle hani çocuğunun annesi, evinin kadını eline yüzüne bakılır. Pırıl pırıl da insanlar var bu ülkede ya. Herkes de evinde oturup da eşofmanla, pijamayla gezen işte kadın programlarını seyredip de orada kendi kendine hayıflanan kadınlar değil bunlar. Bunların arasında iş kadınları da var. Yani. Bunların arasında pırıl pırıl olan insanlar da var. Bunları bilmiyoruz. Ama böyle kalkıp da Ali Ağaoğlu'nun servetinin şemsiyesinin altında yat, onun gücünün altında böyle duvara dayanır gibi dayanıp da... Hayır, filmin sonu önemli. Şimdi bir önceki hanımlar da onu söylüyorlardı. Şimdi mesela Hazal Mesudiyeli yine 20'li yaşlarda bir hanımdı. Ali Ağaoğlu'nun arkadaşının kızıydı. O da bu tarz cümleler kuruyordu. Şimdi aman aman neler sallıyordur kim bilir sağda solda kulağıma geliyor. Abi, burada... Şimdi film yani bir yıl sonra görelim. Bir yıl sonra şuna bakalım hanımefendi. Sen hala var mısın? Sen hala o arabaya biniyor musun? Evet, evet. Sen de oturup yoksa çekirdek çitleyip program mı seyrediyorsun? Yani ne oldum değil ne olacağım diyecek. Ben o işin fantazi kısmı, o işin masal kısmı. Ben burada adama da çok kabahat buluyorum. Bu nedir ya? Bu kadar basitliği bu kadar bu adam nasıl pompalayabilir? Yani ama adam onu bir promote malzemesi abi, yapmış bu, kendini. Yani böyle bir promosyon malzemesi yani işte... Donald Trump da öyleydi. Playboy güzelleriyle geziyordu. Ya adam o Playboy Amerikan başkanı yeri oldu. Geldiğinde oranın sahibi oldu herif sahibi ya. Sahibi oldu da o da torunu yaşındakilerle hep abi kozlar içindeydi. Bakın bir şey diyeceğim. Yani ben bunu anlayamıyorum. Ya bu Donald Trump'ın ya oradaki bir adamın, oradaki bir durumun. Burada o normaldir, meşrudur. Ben de burada bunun aynısını uygularsam... Hayır, siz anlamadınız. O da emlak kralıydı, bu da emlak kralı kendi ülkesine göre. Ve bunlar kendilerini böyle promote ediyorlar. Yani bunlar bu rezillikleri ifşa ettikleri için mi katları satıyorlar? Hayır, promote ediyor. Bu haber çıktığında o markanın adı geçiyor abi. Adamın adı zaten markasının adı. Vallahi bilmiyorum ama yani... Uzağa gitme, Erdal Acar da öyle değil miydi abi? O firmayı nereden tanıdılar? Babasından mı tanıdılar? Bunların içine geliyor yani bu tip. Yoksa adam der ki bana zarar veriyor bünyeme. Yani bir araştırma yaptırır. Herifin de bir sürü ekipleri vardır herhalde. Der ki Ali Bey sizin böyle medyatik ön plana çıkmanız markamıza zarar veriyor. Ailelerin güveni azalıyor. Demek ki işlerine geliyor ki babacığım. Ya kardeşim bu tip böyle bir yanlışlığa yani bunun yanında bundan maaş alıp da bunun yanında estafeta bekleyen adamlar var mı öyle bir gücü ki kalkıp da bunlara bu durumu izah edecek? Yani zarar verse bile buna bu ikazı yapacak güçte, o cesarette, o mantıkta, o yürekte bir adamları var mı bunların yanında? Adam olmasa adamın da bir zekası var, bir kurnazlığı var ki bu kadar servet edinmiş zaten. Abiciğim şimdi kurnazlık var, kendi zeka de var, varır tamam yani. Biz bunları konuşmuyoruz ki ama. Hayır, kendine bu duruşun zarar verip vermediğini veya faydası olup olmadığını. Şimdi bazı... Şöyle bir durum var. Şimdi bu adamın en büyük avantajı şu bence. Şimdi adam bir kere o eşiği, o kritik eşiği atlamış madden. Bir. Hı-hı. İkincisi bütün medyanın büyük reklam vereni. Bravo. Aleyhine yazılamıyor. Şimdi bizim bu kurduğumuz cümleleri hiçbir televizyon kurabilir evet. mi? Yok. Ha abi. Kurmamayı tercih edelim. Yani kurar mı kurmaz mı? Vallahi duymadım. Yani çünkü biz, reklam veren şimdi adam. Şimdi biz burada kuruyoruz. Aslında biz kuruyoruz, özellikle şey kurduğumuzda yok. Özellikle düşüncelerimi söylüyoruz. Şöyle bir şey söylersen doğru olur. Başka bir televizyon kanalında böyle bir program verdiklerinde bu düşüncelerimizi orada rahatlıkla söyleyebilir miyiz? Hayır, söyleyemeyiz. Tamam. Sayın Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz sayesinde sansürsüz kurallar Mehmet kanallar Mehmet Ali Yılmaz Bey'in şöyle bir avantajı var. Mehmet Ali Yılmaz Bey bu program başladığı günden bugüne kadar ne eksik ne ziyade... Ne şunu konuşmayın dediği gibi ne de bunu konuşun da dedi. Editoryal özgürlük. Hiçbir evet. şey yapmıyor. Yani, kanunlar çerçevesinde, yani normal bir rütüp izleyici gibi bakıyor adam. Şimdi o ayrı bir konu ama biz bunu başka bir yerde söyler miyiz, söyleyemez miyiz? Onu sorarsan söyleyeceğimizi zannetmiyorum. Çünkü televizyonların reklam yani, vereni adam. Yani o dakika müdahale edecek. Hayır burada da bu yarım sayfa çıkmış çünkü bu gazetenin de reklam vereni. Elbette ki. Şimdi şöyle bir durum var. Adam demin söylerken laf karıştı. Adam o maddi eşiği, o kritik noktayı atlamış. Hem de nasıl atlamış? Oraya atladıktan sonra
istediği gibi davranması... Artık dalgasını geçiyor. Davranıyor. Eğer bu işin başında böyle bir maddi bir olanak plase edildiğinde, daha işin daha motor daha ivme kazandığı dönemlerde olsa, işte o yanındaki CEO'lar, genel müdürler şunlar mı? Beyefendi bir dakika, biz bu kadar büyük para plase ettik. Böyle bir reklam yapıyoruz ama kusura bakmayın. Şu andaki konumuz buna rahatsız olabilir. Ona diyecek kim var biliyor musunuz bir tek? O sadece eğer günün birinde Sayın Cumhurbaşkanımız, bir tanışıklıkları da vardır memlekette olma hasebiyle, ondan sonra ya Ali böyle yakışmıyor torunun yaşındakilere derse, o zaman durur bence. Ona benzeri olanı, Sayın Cumhurbaşkanı buna benzer olan, buna belki söyledim söylemedim tam denk gelmedim ama birilerine artık evlenme zamanın geldi. Yani işte Alişan'ı bekliyoruz dedi mesela. Yani kızım sana söylüyorum, gelinim sen anda gibi bazı davranışlar oldu. Bu öyle bir bu adamın hayatındaki en büyük zaafı bu. Bu bundan senin söylediğin gibi promote ediyor ya işte işini değil. Adamın böyle bir zaafı var. Yani o zaaf gençlikten beri, çocukluktan beri geliyor. O bundan hoşnut oluyor. Abi ben bir kere yıllar önce 2-3 yıl önce Bebek'te karşılaştım. Sohbet dedik. Ya abi dedim, Erol'cum dedi. Bak dedi, şimdi arabam gelecek dedi. 100 metre senden rica ediyorum. Ben giderken ne olur dedi şeyi izle dedi. Arabama atlayacaklar dedi. Yemin billah 100 metre boyunca genç kızlar arabasına atladı. Ya hocam şimdi... Ben ne yapayım yani şimdi Gece hocam bir şey söyleyeceğim sana. Siz... Talep fazla yani. O belli bir güruhun... Bu güzel bir tarif olmuyor. Hayır. Adam diyor ki... Yani belli bir güruhun... Belli bir güruhun talebi var işte. Ben o adama soruyorum. Onun o arabalarına bugün atlıyorlarsa... Bundan 25 sene, 30 sene evvel atlarlar falan mı zannediyordu o adam modeli? Adam zanneder mi canım? Dakika, adamı bugün... yayınladık dişsiz resimlerini. Şimdi müsaade buyur. Bir dakika. Aynı dişsiz resimi olsun, aynı serbet olsun. Bugünkü jenerasyon buna. Bu jenerasyon da bu işte dünkü işe döndük. Jenerasyon farkı. Bak, dünkü işe döndük geldik. Siz bu ve bunun gibi olan adamları bugün medyanın önünde siz derken yanlış anlama. Yani evet. Abi araya giriyorum. Bu adamın eski halini de yayınlayan tek kanalız. Anladım ha? Kardeşim. Benim derdim o değil. Bu ve bunun gibi olan adamlar var. Medyanın patronu olan adam var. Aynı bu şekilde yıllarca bu kamunun önünde ikili üçlü hayatlar yaşayıp ve bu her yaşadıkları kadınlardan da birer çocuk dünyaya getirmiş olanlar bu ülkede var mı yok mu? Var ve normalize etmek bitti. Üzere. Siz bunu normalize ettiğiniz zaman bu jenerasyonda onun arabasına atlar. Aynı uyuşturucuyu meşru hale getirecek yarın bir propaganda başlasın. Herkes o uyuşturucunun peşine koşacak. Bu kadar basit. Yani dünkü iddiamız, dünkü münakaşamızın, gerginliğimizin sebebi neydi? Şimdi düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin 350-400 bin satan bir gazetesinde magazin yarım sayfasında sayfa. Yarım sayfa veriyor yarım bunu. Yarım sayfa adamın sevgilisinin... Hani bu gazetenin etik kurulu? İnsanları tahkir eden cümlesini manşet yapmışlar. Evet. Hani bunun etik kurulu? Nerede? Geçen gün profesörler almışlardı. Yani yenilenmişti. Şimdi demiyorlar mı ki hanımefendi? Yahut magazin müdürü? Bunu haber yaptım. Bir kutu yap. Bunu yarım sayfa bu ve o cümleyle. Yarım sayfa. Ve bugün bu memlekette son derece rabıtalı, eşine bağlı, gözünü hiçbir şeye de gözünü karartmayan, son derece dürüst, namuslu kadınlar var. Hepsini... Kadınlar da var, erkekler de var, aileler de var. Ama bu erkeklere şumurlu konuşmuyor bu kadın. Kadınlara, kendi hemcinslerine şumurlu konuşuyor. Yok, erkeklere de gizli mesajı var. Siz zengin değilsiniz, size kimse çağırsanız gelmez diyor. Size de gelirim diyor kız yani, öyle mi diyor? Peki sıradaki haber ne diyor? Sıradaki haber, Aşık Veysel'in hayatını anlatan Aşık filmi 30 Aralık'ta vizyona giriyormuş. Görelim. Evet, Müge Avşar eski kocasının birlikte olduğu veya geçmişte evliyken de kendini aldattığını duyduğu ve siz onunla beni nasıl mukayese edersiniz diye burada yayınladık defalarca laflar ettiği Tuğba Ekinci'ye şimdi nedeni bilinmez bir şekilde metiyeler düzmüş. Ondan sonra bu bir ilginçlik. İkinci ilginçlik, sevgili Yıldız Tilbe şarkılar dua gibidir demiş. Şimdi bunun kocası böyle yaptı, şunu böyle yaptı. İşte zamanında Tanju Çolak evliydi, bununla beraber oldu 2,5-3 sene. Şimdi bunlar evliyken bunlara bu kadar yerden yere çalıyoruz ama dönüyoruz geliyoruz, medyada hala reklamını aldığı o büyük portre ayırdığı adama sen hala
evli olduğunu, boşandığınız mı, boşanmadığınız mı sorusunu soramıyor. Yani Tanju Çolak evliyken Hülya Avşar'la bir beraberlik yaşadığında bir felaket var. 20 senedir, 25 senedir herifi gömüyorlar sağa sola. Dönüyorsun, işte Hülya Hanım Kaya Çilingiroğlu'yla evliyken Tuğba neydi? İkinci. İkinci'yle işte atılan bir mesajdan dolayı temcit pilavı gibi aynı yere geliyor. Peki biraz önce konuştuğumuz Ali Ağoğlu hala çocuklarının annesiyle evli mi değil mi? Tatam. Evli ya. Mi abi? Evli tabii. Ben evli diyebiliyorum. Evli. Aa. Şimdi o zaman Türk Ceza Kanunu bunlar için mi değiştirdiler? Acun Ilıcalı yıllarca Zeynep Ilıcalı'yla iki tane kızının annesi olan Zeynep Ilıcalı'yla evliyken bu diğer ikinci beraberliğini, sevgilisini öyle veya böyle de, ortaya çıkartarak topluma kabul ettirdi mi? Ettirdi. Buna muhalefet eden, bunu makul ve mantıklı şekilde eleştiren insanları mahkemeye verdi mi? Verdi. Sonra boşandı. Peki niye boşanmadan bu hayatı, şimdi boşanıp da böyle bir hayat yaşarsanız bugünkü eleştiriler %70 eksilecek. Çünkü en nihayette free bir adam, evli barklı bir kadın değil hayatındakiler, hadiseye daha başka türlü bakılacak. Şimdi siz yani bu memlekette evliyken kocasından attığı mesajdan dolayı rahatsız olanlar, bu memlekette evli bir adamla 2,5-3 sene aşk hayatını alenen yaşayanlar, kendilerinle ilgili bir konu olduğunda o mükerrer önünde durumda medyada ortaya çıktığında herkes bundan rahatsız. İyi güzel, bu çok güzel bir davranış yani. Etik. Peki aynı Ali Ağoğlu kendi çocuklarının annesiyle nikahlı olduğu halde bu şekilde yaşam biçimini topluma serdiği zaman kim soracak, kim soruyor? Hiçbir şey sormuyorlar. O zaman hiçbirine bir şey sormayalım. Hiçbir şey sormayın yani. Hiçbir şekilde eleştirmeyeceksiniz. Yani bunu ben medyaya söylüyorum. Dolayısıyla da kendimize de söylüyorum. Yani geçenlerde konuştuğumuz şeye geliyor iş. Bir olay var. Ya oraya gelmedi. Adam bütün ailesini, ortanca, büyük, küçük hepsini alıp Uludağ'a beraberce de gidip... Ve bu adam şu anda yine çocukların annesiyle... Evli. Nikahlı durumda bir adam. Ya ben onu bilmiyordum ben, evli olduğunu. Yani nasıl bir yani, bu böyle. Hadi yarın adam çıkar der ki buyurun kardeşim ben boşandım. Ben free bir adamım. 3 tane de adam gezerim. 5 tane de gezerim. Gezenler düşünsün der. O zaman da zaten bugün hadiseye bakış açımızda... Peki niye boşanmıyor hocam sizce? Ya, bazı... Mallarlığı gider diye bir geleneksel yani, anlayışlar. Belki kadın boşamıyor. Çocukların annesini belki boşamıyor genelde boşamıyor. O tarz insanlar. Ve kadınlar yani... Bu tip kadınların da kolay kolay böyle... Kimler geldi, kimler geçti oğlum. Onör meselesi yapıp da kendi evlatlarının, çocuklarının istikbalini yerlere yeksan edip de boşanmalarına da muhalefetim var. Bunu herkes için söylüyorum yani. Nasıl, bir daha tekrar eder misiniz cümleyi? Bu tip adamların... Aha. Lan ilgiyi, alakayı yani daha şeyi konuşmak istemiyorum. Bazı şeyleri kesip kapatabilirsiniz ama... Bu adamlarla bu servetler buralara geldikten sonra bunlar sülün gibi adamlar. Bir sofraya sülün gibi kızartılmış, konmuş adamlar. Herkesin gözleri bunların üstünde. Kendi çoluk çocuğunuzun istikbalini basit, efendim ife sapa gelmez kadınsı gururlarla bunlara hadi ben seni boşadım defol git dediğin dakika kendi çoluğunun çocuğunun doğurduğun çocuğun istikbalinle oynuyorsun. Ya bunu başından yapacaksın? Ya aldığın adamın kim olduğunu iyi tanıyacaksın. Ha. Ya da böyle adamlarından işte doktor ya bir tıp mezunu gibi bilgi, bir hukukçu gibi bir adalet, yok bir edebiyatçı gibi bir bilgi falan beklemeyeceksin. Dolayısıyla da hal buraya geldikten sonra da birdenbire böyle kadınsı gururlar yapıp da doğurup büyüttüğün çoluk çocuğun da istikbalini ortaya koymayacaksın. Şimdi boşadın. Boşadığın zaman ne olacak bu tip adam boşarsa? Sülüm bu ya zaten. Bu bıldırcın. Kızarmış, getirilmiş de oraya konmuş. Ekonomik olarak. Bitti. Ekonomik bıldırcın. Zaten bunu parçalamak için bekliyorlar. Sen şöyle biraz kızarmış ya. Yani. Sos. Benim bunu söylemem yani. Bunu söylüyorum. Bu yeni haberle şeyini ne diyorsunuz abi? Hülya Avşar'ın Tuğba Akıncı önce ver yansın edip ay o da güzel kadındır demesine. Ya ne yani... Ben anlayamadım yani. Ya daha sen geçen hafta bağırıyordun bu kim beni bununla aynı cümlenin içinde niye kuruyorsunuz diye. Ya o gün rüzgar öyle esiyordu. Bugün Poyraz'dan esiyor. Bugün böyle esiyor. Yarın nereden eseceğini kimse bilmiyor.
Mühim olan, burada söylüyorum, hamam aynı hamam, taslar değişiyor. Olaylar aynı olaylar. Olayları Hasanoğlu Hüseyin yaptığı zaman vurun kahpeye, ama senede 3-5 milyon dolarlık bir reklam sektöründe bu parayı plase ettiği zaman sakın ha, sakın ha. Hocam bunun geçmişe dayanan bir özelliği var sosyolojik. Mesela, padişah yapınca harem, kullar yapınca zinaymış o zaman da. Yani, İslam'sa hepsi aynı İslam. Hepsinin peygamberi doğru, aynı, doğru. Allah aynı. Ta oralara gidiyor yani bence sosyolojik olarak. Bilemem artık onu. Ha, zengin yapınca seviyeli ilişki, fakir yapınca vay şerefsizler neler yapmışlar. Olmuyor mu birçok konuda? Aynı konuyu yapan insanlara aynı şekilde eleştiriyi aynı şekilde yapacaksak söyleyeceğim bir şey yok. Yarın ben de böyle bir şey yaptıysam beni de aynı şekilde eleştirsinler. Hiç zerre kadar kimseye gönül koymam. Ama buradaki olay birebir aynı olduğu halde Hasan'a böyle, Hüseyin'e böyle, Ahmet'e böyle, böyle ayrı ayrı adamlara göre konuşup ondan sonra da efendim bizim bir etik kurulumuz var. Salla Debreli Hasan. Ya siz hangi etik kurulundan bahsediyorsunuz? Ben size bir şey söyleyeceğim Sait abi. Bugünle geçmişin arasında ne fark var biliyor musun? Ne fark var? Bunlar yazılıyor. Geçmişte de ben de sen de biliyoruz ki çoğu iş adamının, kalantor adamın, ikinci, üçüncü eşleri vardı ve yaşıyorlardı ve yazılmıyordu. Bu senin örf ve adetinde önemli bir cümleyi ortaya getiriyor. İbadet de gizlidir, kabahat de gizlidir diyor. Siz diyorsunuz müsaade ki olsun ama yazılmasın bakın, mı? Bir toplumun içerisinde yaşadığım memleketin içerisinde darbe mesel olmuş, ağızlara pelesenk olmuş bir söylemi dile getiriyorum. Bu söylemi dile getirmem demek bu olsun ben bunu tasdikliyorum manasında değil. Siz diyorsunuz ki bir de üstüne üstelik gözümüze sokuluyor. Niye bu laf söylenmiş? Sebebini biliyor musun bu lafın söylenmesi? İbadet de gizlidir, kabahat de gizlidir. Lafının kabahat de gizlidir bölümünün sebebini nedir bilir misin? Sebebi çünkü yüz kızartıcı bir iştir. Ar işidir. Dolayısıyla sakla bunu diyor. Yapıyor bu sana haltı. Ben geçmiştekiler gökten zembillen indi. Yani faktör zenginler için hep vardı diyorum ben. Ben de varsa diyorum yani ama... Yani şaşırmayalım diyorum. Ya. Dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak. Bey kardeşim, canım şimdi arkadaşım. Çok şaşırdığım için söylemiyorum. Topluma bunu empoze edip bunu toplumun önündeki vitrine koyma diyorum. Bravo, evet. Hani başka şekilde hadiselere bakıyorum. Burada medya zaten uzaydan gelmiyordu. Toplumun bir uzantısı. Ya koymak toplumsal ikiyüzlülük var. Onu kabul edelim. Peki bir şey söyleyeceğim. O tarihlerde senin misal verdiğin o tarihlerde hakikaten o adamın veya belli bir zümrenin bildiği bir olayı o tarihin 1 milyon 800 bin satan gazetesinde bakan düştü Aynuray'dan. Bak ortaya çıkınca bakan düştü. Görevden alındı Aynur Aydan. Doğru mu? Doğru. İçişleri Bakanı'ydı. Evet. Ki çok... Sevgilisi çıktı bir manken. Son derece de muhterem bir adamdır. Son derece. Bakan devren manken. Ve siyasi hayatı bitti. Onun yanında bir şey daha sana söyleyeceğim. Böyle bir konumdaki bir adamı o tarih itibariyle 1 milyon, 1 milyon 250 bin satan gazetenin manşetine basabilecek bir tane magazin müdürü var mı? Yoktu. Var mıydı? O zaman da yok. O zaman da yoktu. Çünkü o haberi getirip fotoğraflayıp da getirseler bile sana söyleyeyim yani %1, %2 ihtimalle o gazetenin genel yayın yönetmenini atlayıp belki bırakıp çıkartırlardı ama ertesi günde bunun ipini çekerlerdi. Çok zor bir iş. O zaman diyoruz ki konjüktür değişiyor, haberler değişiyor, haber oluyor olmuyor. Değişmeyen tek şey bu işler hep oluyor. Değişimdir. Sıradaki haber. Evet, Demet'le ilgili sohbet etmek isteyecek mi? Söyleyeceğiniz bir şey var mıydı? Söyleyeceğimi söyledik. Tamam. Ya bir şey diyeceğim. Demin sen dedin ki kıza, ben de seni tanımıyorum dedin. Niye böyle bir laf sarf ettiniz şimdi? Bu Birce Akalay'ı ben hiç tanımam da. Ben çünkü kibirli insanı hiç sevmiyorum. Ne kibiri var bunun, ne gördünüz? Beni işten aşağı indirir falan tanımak zorunda değil. Ben yanıma otursa ben de tanımıyorum kızı. Ama onun yazdığı şeyi okudum ben. Beni tanımadı. Tanımak da mecburiyette değil diye de arkasına eklemiş. Ama o şu. Beni tanımadı. Önce bir reaksiyon var. Hı. Sonra virgül tanımak zorunda değil. Hani çok...
Bildik bir sima değil. Seni tanımaması zaten normal. Sen yeni jenerasyon bir insan. Yani neden ayrımcılık bekliyor? Gülünü de tanımazlar daha. Beni bekletiyorlarsa, sizi bekletiyorlarsa o da bekleyecek. Ya amenna, orada ne şey o var. Ona tepki veriyor ve ona reaksiyon gösteriyor. Ben de dedim ki şimdi bazı kişileri sadece televizyonda gördüğümde tanıyorum ama yanımdan geçtiğinde fark edemeyebilirim ya ki. O kadar siz tanır mısınız yanınıza otursa? Ya da dışarıda yanınızdan yani geçse siması, fark edemeyebilirsiniz. Ben de böyle bakar bakmaz. Takip etmediğim bir dizinin oyuncusu istedim. Başrolde oynasa tanımayız. Tanımazsın. Bizim tanımadığımızı 24 saat nöbet tutan, televizyonun yüzünü görmeyen polis memurları yani tanımayız. Yani ona mı reaksiyon evet, göstermiş? Evet. Evet. O evet, kadar. Evet, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncusu Ece Hakim Harvard Üniversitesi'ni kazanmış. Tebrik ediyoruz. Haberimiz gelsin. Evet, gerçekten çok önemli bir proje. Daha önce Marmara'yla raylı geçiş sisteminde yer altından giderken normal araçların da gitmesine bir olanak tanındı. İki katlı, bir kat tamamen çift şerit gidiş, bir kat tamamen çift şerit geliş. Araçlar ve minibüsler girecek, kamyon ve motosikletler giremeyecek. Yapısı öyle veya güvenlik nedeniyle. Şimdi tabii önemli bir proje, 4 dakikada karşıya geçiyorsunuz. Sadece raylı sistem geçiliyordu. Büyük bir mucize. Şimdi bazı siyasi söylemler oluyor, bize uymuyor, Atatürkçü duruşumuza uymuyor, eleştiriyoruz ama yapılan bir hizmeti de alkışlamaktan geri kalamayız. Hı hı. Çünkü ortada dev bir eser var. Cumhurbaşkanı'nın da daha ilk yayınlanan fıkrada editör arkadaşlarımız koymuş sanırım belediye başkanlığı zamanlarından, yani siyasetin o, başka birinin anekdotunu anlatıyor. Başka birinin anekdotunu anlatıyor ama o dönemki YouTube'da çok var. Epey fıkra, yani mizah gücü yüksek o dönemlerde. Sonra tabii devlet kademelerinde görevleri arttıkça biraz daha yoğunluk nedeniyle o tip söylemlerine ara vermiş durumda ama o yıllarda öyle bir fıkrayı koymuşlar arkadaşlarımız. Ama tekrar ediyorum, Avrasya Tüneli önemli bir proje. Ülkemize hayırlı olsun. Trafiği rahatlatacaktır inanıyorum. İnşallah. Evet. İnşallah. Bu en büyük sorunlardan birisi. Herkese güle güle kullanmak nasip olsun da. O bundan evvelki görüntüde Harvard'ı kazanan kim? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz da Deniz Çakır'ın kızını oynayan. Evet. Kızı rolündeki. Ece Hakim. Ece Hakim. %120 hem de Bursa'da. Evet, evet. Biz de tebrik işte ediyoruz kendisini. Gidip böyle insanın alnından, elinden, yaşar, işte. Yaşı ne olursa olsun. Hem de çok yanaklarından da öpmek lazım, alnından da öpmek lazım. Evet. Demek ki Allah insanlar herkes isterse hem okuyor. Harvard gibi bir üniversitede Bursa kazanabiliyorlar. Öyle apartmandan dönme, üniversitelerden gidip de geleceksin, kimse yemiyor. Esas işte üniversite bu. Allah yolunu açar. Helal be, kaç kişi kazanıyor tabii ki Harvard. Çok önemli. Harvard'da burs kazanmak. Hem de yani, %120 evet, nispetinde. Neredeyse benim kadar zekiymiş bu kız da. Yani. Ben. Galiba evet, biraz seni solluyor gibi evet, geliyor. Evet abi, solladı. Solladı evet abi. İETT'den Burak Yılmaz'a saldıran şoförle ilgili açıklama gelmiş. Nelermiş? Duyalım. Evet, evet. Bugün Fejilyan çok özel hediyelerle yine karşınızda. Yanımda iki tane güzel bakımlı hanım var. İkisinin ortak özelliği güzel olmaların dışında bakımlı olmaları. Çünkü sloganımız belli. Çirkin kadın yok, bakımsız kadın var. Fejilyan, dışarıda buz gibi bir hava var. Nasıl kalın giyindik? Cildimizi peki nasıl koruyacağız? Cildimizin elbisesine krem. Soğuklarda cildinizin çatlamaması, genç ve diri kalması için Fejilyan kullanıyoruz. Fejilyan hem soğuktan koruyor hem de kırışıklıkları, cilt lekelerini, göz çevresi morluklarını yok ediyor. Bakın dudaküstü kırışıklıklar nasıl gitmiş, bu posterde görüyoruz. Düzenli kullanıyoruz. Günde iki kere. Bir sabah bir akşam. Yüzümüzü yıkayıp sonra masaj yaparak yediriyorsunuz. Böyle kaş ortasından yuvarlak daireler çiziyorsunuz. Hem yüz hem göz hem gece hem gündüz kremi. Ayrıca 20 faktör güneş koruyuculuğu. Kremimiz bugün indirimli ve yanında hediyesi var. Onu anlatayım. Krem normalde 89 lira biliyorsunuz piyasada. Ama burada 69 lira. Bugün 69 lira. 2 tane alırsanız tanesi 60 lira. 3 tane alırsanız tanesi 55 lira. Bakın 89 liralık kremi hop 55 liraya kadar indirimli fiyatlarla alabiliyorsunuz. Kaç tane alırsanız alın ekspres kargo. Sipariş verdin hemen 10 dakikada kargoya teslim edildi, 24 saatte kapında. Başka kargolar bir hafta 10 günde anca geliyor, bizim 24 saatte kapında. O yüzden kargo bedava, kaç tane alırsan al ve yanında hediyemiz var. Hediyemiz ne? Power bar. İçinden ne çıkıyor? Bir tüp bir fiş.
Tak fişi bitirsin. Takıyoruz gece yatarken fişi. Bu. Sonra bunu çıkarıyoruz. Bu şarj olduktan sonra bakın atom karınca çünkü bunu telefonumuza takıyoruz. İşte bu bedava. Telefon, yedek telefon batarya şarj ünitesi. Fotoğraf gelsin. Bugün İstanbul'da mesela bir alarm yapıldı. Bir fotoğrafımız var. O gelsin. Yönetmenim bakın. İstanbul'da 3 gün elektrik kesik diyor. Evet alabiliriz. Bugün yayınlandı. Semt vermiş. İnternetten bulabilirsiniz. Ama işte telefonumuzun şarjı bitince elimiz ayağımız titriyor. Haliyle artık alıştık. Bağımlısıyız maalesef. O yüzden bir şarja ihtiyacımız var. Ve elektrikler kesilince ayrıca bir özelliği daha var. Basıyorsunuz fener özelliği var. Aydınlatıyor ortamı. 2 kere basınca yanıp sönüyor, sinyal veriyor. Kedinizi bile oynatırsınız isterseniz. Ama esas mesele yedek telefon batarya şarj ünitesi. Normalde bu böyle bir gücü anca bu kadar büyüklükte bir şarjla yaparsınız. Ama bu sıkıştırılmış nanoteknoloji çipler uzaya giden NASA çalışmaları için yapılan bir nanoteknoloji sıkıştırılmış çip teknolojisiyle yarım kiloluk bir şey böyle indirgenmiş 100 grama ve ama atom karınca hem telefonu hem bilgisayarı hem tableti fotoğraf makinesini şarj ediyor elektrikli tüm ev aletlerinde ve bir kere değil gün boyunca size yetiyor. Dediğim gibi geceden şarj ediyorsunuz sonra cebinize atın, ceket cebinize bile sığar, çantanıza atın, cüzdana bile sığar. Bunu bedava veriyorum. Kime? İkili üçlü fenjilyan alanlara. O yüzden hemen 0212-909-2020 0212-909-2020'yi hemen arıyorsunuz. Cepten aramak isteyenler 0532-111-51-01 111-51-01 Yok ben internetten alacağım diyenler fenjilyan.com fenjilyan.com ürünümüzün adı fenjilyan. Ben akıllı telefon uygulaması WhatsApp'tan yazacağım. Kimseyle konuşmam kardeşim diyenler. Okey peki sizin numaranız ayrı. WhatsApp'a mesaj atma numaranız 0533-057-4592 0533-057-4592 Bu arada ürün gelecek ya bedava kargoyla bir günde eline. Gelince kapıda öde, nakit öde. Kapıda kredi kartıyla öde. İstersen EFT havale yap. Her yol mübah. Ürünü al öyle öde. 2 hafta içinde yasal süren var. İade edebilirsin. Ben Doktor Erol Köse olarak kefilim. Tıp doktoruyum. Hacettepe tıp mezunu ve doğruların sözcüsüyüm. Yanlış bir ürünü size tanıttım. Diplomamı riske etmeyeceğimi hepiniz tahmin edersiniz. Beğenmeyen iade etsin diyoruz ama bir kişi bile iade etmedi. Herkes için ikinci, üçüncü siparişi veriyor. Tekrar ediyoruz. Kırışıklıkları, cilt lekelerini, göz çevresi morluklarını yok eden fenjilyan bugün indirimli. 89 lira yerine 69 lira. İkili üçlü alanlara powerbank, yedek telefon batarya şarj ünitesi hediye veriyoruz. İkili alanlar tanesine 60 lira. Üçlü alanlar tanesine 55 liraya alıyor. Kargo kaç tane alırsan al bedava. Süremiz başladı. Son 20 dakika 0532-111-5101 ya da 0212-909-2020'yi hemen arıyorsunuz. Numaramız çok kolay. Bir ev telefonundan her yerde arayabilirsiniz. 0212 İstanbul Avrupa yakası. 909 yabancı ülke değil. Akılda kalıcı olsun diye seçtik. 20'lik dişiniz var ya bir sağda bir solda. Oradan akıldınıza kalsın. 2020. 0212-909-2020. Hemen arayın son dakikalar. Çünkü bu hediye sınırlı. Yarım saat içindeydi. 20 dakika kaldı. Peki fenjilyanın diğer kremlerden farkı ne? Hemen izah edeyim. Diğer kremlerin çoğu nemlendirici işlevini yapar, 20 dakika sonra kaybolur. Oysa fenjilyan cildin alt tabakasına iner ve kırışmayı önler. Niye kırışır cilt biliyor musunuz? Niye yaşlandıkça kırışır? Çünkü kolajen azalır. Kolajen dediğimiz şey cildin elastikiyetini sağlayan molekül, bir binanın kolonları gibi düşünün. Kolon azalınca, kırılınca bina çöker ya işte. Cilt de böyle çöküyor, girinti çıkıntılar, kırışıklıklar oluyor mikroskopik olarak. İşte fenjilyan geliyor, hücredeki endoplazmik retikuluma giriyor, tekrar kolajen ürettiriyor. Ve gençlik aşısı oluyorsunuz. Botoksuz, botoks etkisi yapıyor. Botoks dünyada çoğu ülkede yasaklandı zaten, kas tembelliği yapıyor. Ayrıca fenjilyan organik bir ürün. Onun hikayesini de anlatacağım. Göz çevresi morluklarını, koyu halkalarını, bakın torbalar, hepsi gitmiş. Günde iki kere sürüyorsunuz, bir hafta 10 gün içinde mucizevi etkileri başlıyor. Ayrıca cilt lekeleri, güneş lekeleri, sivilce, akne izleri, çiller hepsi gidiyor. Göz çevresi, tüm kırışıklıklar, alın çizgileri, kaz ayakları hepsi gidiyor. Bakın tüm mimik kırışıklıkları gidiyor. Hanımların en büyük dertlerinden biri dudaküstü büzüşmeleri böyle babaanne gibi olur. Ama sonra bir hafta sonra, 10 gün sonra, 15 gün sonra düzenli kullanımla hepsi açılır. Ben
Tibet'e gittim. Bu arada ben bir reklam yüzü değilim. Ürünün ortaklarındanım. Onu söyleyeyim. Tibet'e gittim. Gördüm. Yerel halk bir ağaç kökünden ve yapraklarından krem yapıyordu. Fenji ağacından. Onu Türkiye'ye getirdik. Tibetlilerin 500 yıllık gizli reçetesiymiş bu. Ama oradaki turistlere bile vermiyorlardı. İlişkilerimizi, dostluklarımızı kullandık. Doktor olduğuma ve bu işi suistimal etmeyeceğime inandılar. Türkiye'ye tonlarca getirdik ama bitmedi bu 3 yıllık bir serüven. Sağlık Bakanlığı inceledi, onaylar alındı. Yeditepe Üniversitesi Dermatoloji Kürsüsü ile beraber çalışmalar yapıldı. Ve öyle bir krem yapıldı ki 50 çeşit krem almıyorsun. Gece gündüz yüz göz. Hepsi tek kremde. Çantana at çık, bir kremle hayatını kurtarıyorsun. Hı hı. Orta yaş üstü hanımlar, menopoz sonrası hanımlar, orta yaş üstü, orta yaş ve ileri yaştaki beyler, kırışan, cildi yaşlanan herkes kullanıyor. Ama gençler de kullanıyor, onların da ciltleri ışıl ışıl, daha fresh oluyor, daha gergin oluyor, daha nemli oluyor, nemleniyor. Ve böylece de aynı zamanda cilt yaşlanmaları gecikiyor. Yani herkese herkeseye, her yaş grubu kullanıyor ama ileri yaşlar için daha mucizevi bir çözüm. Cildi kırışanlar, yaşlılık belirtileri başlayanlar için. Şimdi tekrar diyoruz, 2 tane alana ve 3 tane alana telefon, yedek, batarya, şarj ünitesini ücretsiz veriyoruz. Son 15 dakika hemen nereye arıyoruz? 0212-909-2020 ya da 0532-111-5101. Bu numaraların hiçbiri aklında kalmayanlara bir sözüm var. Google'a herhangi bir arama motoruna, bilgisayardan, cepten bir konuyu arıyorsunuz ya. Oraya Erol Köse yazın, boşluk bırakın, yanına krem yazın. Hop, fenjilyan.com önünüze gelir. Fenjilyan'ı indirimli almak. Fenjilyan kaç liraydı? Piyasada 89 lirayken burada tanesi 69 lira. 2 tane alana ve 3 tane alana yedek telefon batarya şarj ünitesini veriyoruz. Ve telefonunuzun şarjı hiç bitmiyor. İstanbul ve çevre illerde elektrik kesintisi olduğunda veya ay kafeye gittim orada priz var mı, şarjım bitiyor, otobüsteyim, metrobüsteyim, yoldayım, buna son. Şarjınız bitmeyecek bununla. Bunu indirimli almanız için Fenjilyan indirimli almanız için son dakikalar ama ikili üçlü alana yedek telefon batarya şarj ünitesini bedava veriyoruz. Hemen arıyorsunuz. İkili alanlar tanesi 60 lira, üçlü alanlar tanesi 55 lira alıyorlar. Bir de yedek telefon şarj ünitesi alıyor. Kaç tane alırsanız al, bugün hızlı kargo bedava ve hemen 0212-909-2020 0212-909-2020 gençlik iksiriniz Fenjilyan ve hediyeler sizlerle. Fenjilyan. Evet, gözler kalbin aynasıdır. Gülüm, biraz önce detone tartışması vardı Yıldız Tilbe ile ilgili. Şimdi önce tabii sen yeni bir halkla yeni ulaşma çabasında bir single çıkardın. Ama müzikal geçmişin çok özet bir paragrafta anlatır mısın? Bir kültüren başladı. Ya devlet bursuyla İtalya'da burs kazanıp opera eğitimimle başladı tamam, aslında. Tamam, süren bitti. Evet, tamam. Bir geldin, single yaptım. Bitti. Evet. Single yaptım. Bir daha anlatır mısınız? Devlet bursuyla... Bursuyla İtalya'da eğitime gittim. Opera, ne eğitimi? Opera eğitimi. Siz operacı mısınız? Opera eğitimi aldım ama operacı değilim aslında. Neden opera eğitimi almayı seçtiniz? O da öyle gelişti. Yani ses eğitimi aslında. Ya sesim çok mu müsaitti operaya? O devlet bursu nasıl oluyor? Ne imtihanla gidiyor? Üniversitede okurken... Nerede okudunuz bir program. Efendim? Haliç Üniversitesi Devlet Konservatuarı. Konservatuarı okudunuz. Opera ve konser şarkıcılığı. Evet, sonra? Sonra single yaptım. Zaten evet. Hep aklımda olan şeydi poptu zaten. Peki o İtalya'da ne kattı size İtalya? Tabii vizyon kattı ve İtalyanca öğrendim. Bir de opera eğitim, yani sesim daha da büyüdü. Daha böyle da opera deyince hani şişman kadın çıkmadan opera bitmez derler ya böyle. Ses müsait yani. Sesiniz evet, müsait. Evet. Nedir sesiniz? Soprano. Lirik sopranosunuz. Evet. Peki bugün baktığınızda böyle siz nihayetinde işte konservatuvar okumuşsunuz, evet. Opera eğitimine İtalya'ya gitmişsiniz. Bugün baktığımızda hiçbir yetisi olmayıp böyle işte sevgili parasıyla single yapanlarla ister istemez şimdi bir single çıkarınca herkesle bir yarış başlıyor. Bu kadar niteliksiz ve kifayetsiz tiplemelerle aynı kulvara girmek sizi rencide eden yönleri var mı acaba? Ben kendi yoluma bakıyorum ama tabii onların da öyle gelişmiş kader şans diyelim. Kimisi sesi olmadan üst üste albümler yapıyor bu insanlara. Yani yapanlar da buna fırsat veriyor bu insanlara. Peki sizin starlarınız kimler? Benim starım yok. Ben kendim dışında, kendime hayranım ben. Kendinize hayransınız. Evet. Peki şarkıcı olmak için bir narsist olması gerekir mi insanın? Yani kendimi beğeniyorum. Kendimi
çok beğendim. Yani hayran olduğum kişi kendimim ya. Onu yani aynaya bakıp kendim. Evet. Ya inanamıyorum. Sacit abi. Sacit abi buradayız. Burada mısın? Ben dinliyorum abi. Sarım kendim. Biliyor musun ya? Ya hiç bak neler anlatıyor. Ben. Bir daha söyle. Kendime hayranım. Star olarak kendimi görüyorum. Başka kimseye görmüyorum. Vay be helal olsun. Bak dürüst kız. Diğerlerini kıvırır ya. Hı. Bu direkt dedi ki kardeşim ben narsistim kendime hayranım. Gerisi tıraş dedi. Aynen. Demetler, anneler falan filan. Tıraş kardeşim. Ya öyle bana bak, göre. Bak işte bak işte iddia bu. Sesini bak tuttum. Tuttum bu tiplemeyi. Bu tiplemeyi tuttum. Hiç olmazsa kıvırmıyor abi. İşte şunu söyle. Hani herkesle iyi geçineyim derdinde değil. Çünkü bazıları da öyle. Hani onu da severim. O da bir arkadaşımdır. Ama bebekte kimseyle iyi geçinemezsin. Ben sana olsun. Zaten öyle de böyle de bir şekilde geçinmiyorsun zaten. Kendi yolunda herkes gidiyor. Herkes. Evet. Tek tabanca. Tek tabanca. Sapanca. Yalnızız güzel. Yani bu yolda. Vay be. Evet. Uzun ince bir yolda. Aşk Veysel'in filmi de yapılıyormuş. O da çok hoşuma gitti. 30 Aralık'ta evet vizyona giriyor Aşık. Geçti çok konuşamadık. Sacit abi hiç böyle ben kendime hayranım diyen bir insanla karşılaştınız mı? Olabilir ya. Yani böyle düşünüyor, böyle hissediyorsa. Ama dürüstlüğünü sevdim. Genelde bunu marke ederlerler cümleye. Yani bu kadar net ifade edeni ilk defa gördüm. Ne güzel ama kendini sevmek güzelmiş. Vallahi helal olsun kardeşim. Bir de eğitimini almışsın. Evet. En azından bunu deme cüretini görüyorsun. Sokaktan geçenlerin yıldızcık olduğu. Şimdi o onu niye söylüyor öyle? Şöyle bir şeyden dolayı söylüyor zannediyorum. Eğer öyle zaten benim zannettiğim gibi söyleyemiyorsa. Delirmiş olması lazım. Onu da amuda kaldırdılar. Ona da kıbleyi şaşırtırlar. Halep'te bir adam demiş ki ben Halep'te 50 arşın atlarım. Halep oradaysa arşın burada derler adama. Şimdi bu söylediklerinin kendine olan itimadından öte o kabiliyeti var ki bunu söylüyor. Yarın öbür gün bu eleştirdiklerinden yan yana geldiğinde çıkın bakalım sesinizin vusatı nereye kadar dediğinde bu arkadaş onları sesinin vusatıyla ve söylemleriyle icraatıyla yere vurursa bu dediği bir değer ifade eder. Ben de saygı duyarım. Ama bu söylediğiyle uygulama anında aynı şeyi yapamazsa o zaman da ona otokat atarlar. Evet. Enteresan vallahi kendime aşığım dedi. İlk defa programımda kimler geldi, kimler geçti. Kendime aşığım dedi. Helal olsun. Dürüstçe söyledi en azından. Biz çok kendine aşıklar biliyoruz da bunu dile getiremiyorlar. Yani şimdi bu kadar kesin altını çizerek üstüne basa basa söylediği bir işte insan demek ki kendine güvendiği evet. Çok önemli bir meziyeti var ki bunu söylüyor. Herhalde evet. Mektep medrese görmüş, akademik eğitim almış birinin de bunu kestemperane, bunu laf olsun. Ağaçların söylediği gibi. Söyleyecek değil. Yani ben öyle kabul ediyorum. Yani öyle düşünmek istiyorum. Herhalde realitesi de hakikati de budur zannediyorum. Sesime, yeteneğime güvendiğim için. Vallahi helal olsun. Tebrik ediyorum bu cüretine ama müzik eğitimin ve aldığın eğitimler bunu gösteriyor. Programımızın ilerleyen dakikalarda da o hayran olduğunuz sesi bizde dinleme şerefine nail olacağız efendim. İnşallah. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya bayağı da böyle operada söylüyor musunuz? Tabii. O solem ya. Şu sos var. Ha? Çıkıyor öyle bir bende çıkıyor. Bende de var. Gece krem çıkıyor. Vay süper. Ya. Çok güzel. Nasıl? Bir böyle bir mırıldanır mısınız siz de bir şey? Heyecanla. Heyecanla. Ay korpır besti. Mirun miracio. Col corpo vesti odor di più non può la mia voce sentì il suo dolore la tua spari io pazza t'aspetto. Vallahi daha devam var da. Tebrik ediyoruz kızım. Ben de heyecanlandım. Ya bacım senin ne işin var? Sen ağır çiklet dalın var senin. Bu çerez kalır bunlar. Evet bu kız kendine aşık dostum. Evet. Vallahi billahi. Ondan sonra dur dedik bakalım kendi tiye mi alıyor ama benim yani. Zaten bu konuda ordinarsınız. Allah yolunu açık. Keser çok sesi, keser sesi. Ustaların yanında çıraklar keser sesi deyip. Sıradaki haber. Evet, ben onu yapamayacağım. Yine müzikle devam edeceğiz çünkü. Şiir albümü, evet. Şimdi Selçuk Yöntem yeni şiir albümü. Sacit abi ben de bekliyorum bu performansı. Yok biz ikimiz yapamayız Sacit abiyle. Akıllı yazsın. Yine deli hasret biz akıllı. Evet haberimiz gelsin efendim yine çok güzel Allah bir sesi duyacağız şimdi.
Evet, evet. Günaydın. Telefonda projenin mimarı ve prodüktörü çok değerli bir müzisyen arkadaşım var. Tanımaktan ve zaman zaman çalışmaktan şeref duyduğum bir arkadaşım. Aykut Gürel. Aykut merhaba, günaydın. Günaydın Erol'cum, sağ ol. Ne güzel şeyler söyledin ya, sabah sabah. Bodrum'da mısın Aykut? Bodrum'dayım, Bodrum. Aykut Gürel, stüdyo çalışmaları. Hep bir ayağı İstanbul'da ama Bodrum'u tercih ediyor. Daha sakin ve daha konsantre ve daha huzurlu bir seçim. İnşallah yeri gelir bize de nasip olur. Amin. Şimdi çok değerli iki proje yaptı son dönemde. Niş işler yapıyor. Aykut, popüler müziğin, Sezen Aksu'yla çalışmalarının ve kendi prodüktörlükleri dışında çok değerli albümler yaptı kendi plak şirketinden. Ama devamında farklı niş işler yaptı. İlk projesi de Bergüzel Koyerli oldu. O da güzel ve farklı bir projeydi. Şimdi yeni projesinde de Selçuk Yöntem'le caz temalı şiirlerin deserve mantığında seslendirildiği ve ahenk bulduğu bir çalışma yaptınız. Aykut, nasıl oldu kısaca bu proje? Yola çıkışını mı, hikayesini mi soruyorsun? Evet, yani nasıl şey oldu? Ya ben bu benim Caz Kentet'te bir yıllar benim arkadaşlarım birlikte çaldım, dostlarım. İstanbul Ensemble diye bir grup isimleri var artık. Evet. Biz onlarla böyle biraz daha içi boş, biraz daha dinlediğin zaman herkesin ne çaldığını, şarkıcının ne söylediğini duyduğun gürültü, bir sürü bir karmaşa, aranjman, prodüksiyon karmaşası olmayan bir şeyler yapalım. Güzel, insanın yüreğine hızlıca dokunan şeyler yapalım diye bir planımız vardı. Zaten de öyle çalıyorduk sahnede çaldığımızda. Bergüzel meselesi, bunun ilk projesi. Hadi bunu böyle çalalım dedik. Yani böyle spacey diye tabir ediliyor ya, o İngilizler evet. Tabir ediyorlar. Boşluğu çok olan, her şeyi daha rahat, net duyabildiğim bir müzik çekti. Çok çok hoşlandık. Herkes de çok beğendi. Satışı da başarılı oldu. Yani pek negatif yorum almadık. Ben bunu bir üçleme düşünmüştüm o projeyi. Bunun ikincisi de ne zamandır benim diyalogları müziklendirmek ya da şiiri müziklendirmek gibi kafamda birkaç senedir dönen bir şey vardı. Selçuk'ta kazara arkadaş olduk 3 sene önce. O zamandan beri de bakıyorum ya, acaba bu şiir meselesini Selçuk'ta hayata geçirebilir miyiz? Zaten konuşurken adamın öyle bir ses tonu var ki Selçuk Bey'in. Şiir gibi bir tonu var. Yani böyle ya, telefon açıyorsun bir şey söylemeye, ses tonunu duyunca ne söyleyeceğini unutuyorsun. Evet, evet. Çok değerli bir insan. Mütevazı çok, bir çok, çok. Dünya iyisi bu arada da. Ona teklif ettim. Dedim gel hadi böyle ayrı bir şey yapalım. Yani bugüne kadarki yapılmış şiir albümleri gibi değil de hep beraber farklı olsun. Girelim. Ha, biz kendi kompozisyonumuzu çalarken saksafoncuya, piyaniste ben nasıl sola bırakıyorsam ya da yani caz gruplarında, evet, caz müziğinde nasıl böyle bir adet varsa sana da sola bırakalım dedim. Biz hepimiz kendi şarkımızı çalalım, sana sola bırakalım. Bir jam session tarzı. Aynen öyle. Çok da güzel olmuş Aykut. O bir videosunu da yayınladık, sizin tanıtım videosunu. Sanırım bugün ve yarın da dinletileriniz olacak sanırım İstanbul'da. Doğru mudur? Ya bugün 21-22 Perapalas'ta evet dinletilerimiz vardı. Fakat geçen hafta o kadar şiddetli şeyler yaşadık ki. Erteledik ya, yani inşallah dedik ileride. Evet. Ertelediniz, onu da duyurmuş olalım o zaman. Siz takip ederler sosyal medya hesaplarından duyurlar. Aykut'cum, değişik çalışmalar müzik dünyasına renk katıyor. Sen zaten değeri tartışılmaz bir müzisyensin, onu hiç konuşmayalım bile. Ama bu tarz işlerle de hem müzik kulağımıza hem de topluma hiç olmazsa şu özellikle de sıkıntı günlerimizde auramıza lezzet katacak çalışmalar olmuş. Tebrik ediyorum. Devamını da diliyorum. İnşallah öyle oluyordur. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi çalışmalar. Mersi. Şimdi Aykut Gürel değerli bir müzisyen ama Selçuk Yöntem'e de gelince gerçekten konuşmayan da 2-3 hasbihalimiz oldu. Geçtiğimiz bir ay önce aynı zamanda tiyatro eğitim workshopları var. Sınıfta dolmuş. Bir dostumuz bir ricası oldu. Sınıf dolu ve oranda metrekaresi de dolu. Çok da hukukumuz olan bir insan değil ama sağ olsun hiç kırmadı bizi. O öğrenciye destek oldu. Hemen yer açtı. Ama ya bunu niye anlattım? O yaptığı iyiliği söylemek için değil sadece. Normal bir şey bu konuyu konuşuyoruz ama öyle bir tonda konuşuyor ki. Bir de yani karşımda bir masal kahramanı gibi bazı insanların Allah vergisi çok öyle sesi var. Ama gerçekten de kime soruyorsam Selçuk Yöntem'i çok seviyorlar. Ne dersin Sacit abi toplumda? Senden o talebi isteyen benim bir kere. Onu da ben istemedim. Yasemin'in bana ricasıyla senden istedim. Evet, sen ama de sizden izin almadan söyleyemeyeceğim için. Için. Ancak bu orası bir mektep zannediyorum ki herhalde o
ricacı, kızını oraya koyan insan da o mektebin gerekçeleri, maddi bir karşılığı varsa onu ödeyecektir diye düşünüyorum. Tabii ki o bir hayırlısı değil ama. Benim bu böyle bir isteğim Yasemin'den de, işte Yasemin'e bana böyle şeylerle gelme dememin sebepleri var. Bu konudaki düşüncelerimi ortaya koymamı, açık açık net koymamı engelliyor. Onun için bu konudaki düşüncelerimden sarf nazar ediyoruz. Sarf nazar ediyoruz. Peki. Biz de teşekkür ediyoruz. Güzel bir çalışma ama sevenlere de diyoruz ki bu terör olayları nedeniyle ertelenmiş etkinlikleri varsa. Sosyal medya hesaplarından takip edebiliriz. Peki bir şey soracağım. Sana müzisyen olarak bir şey soracağım. Bu caz, yani bizim toplumumuzda caz dinleyen çok az. Yani aslında çok mekan da yok. Evet. Çok mekan da yok. Caz bir hani sonradan da öğrenecek bir şey değil herhalde. Biraz da müzik kulağının ona tabii yatkın olması. Tabii yatkın olması lazım. Emprovizasyon yapıyorsunuz orada çünkü. Değiştiriyorsunuz. Peki Türkiye'deki bu niteliksiz müzik gidişini, ben bir prodüktör olarak, benim itirafımdır, içinde ben de dahilimdir yaptıklarımla. Ama gidişat iyi bir yere gitmiyor. Çoğu aranjör ve müzisyen de DJ olmuş, kulaklık takıp eller havaya diyor. Evet. Ondan sonra sence bunun düzelme imkanı var mıdır? Bu böyle midir? Yani bu tren artık bu yolda mı gidiyor? Biraz öyle gibi. Trend, yani kulüplerde çalıyor şarkılar. Sadece başka çalacak mecra bir mesela yer. Mesela sen uzağa gitmeyelim. Sen demin dinledik. Yani. Biz kaldık hepimiz yani. Ben kendi adıma kaldım. Bir opera sanatçısın ama sen de haklısın. Kaç yerde opera çalıp kaç lira kazanacaksın? Yani. Sen de popüler işler yapmak zorunda hissediyorsun tabii, kendini. Tabii. Doğru mudur? Doğru. Single'ın nedeni de buradadır. Evet, evet, doğru. Ama seyircimiz de tabii ki belli bir kitle var. Benim sana tavsiyem katıldığın her programda esas, işte biz tesadüfen oldu, improvize bir şekilde oldu ama bunu vurgula ki bu ülkede saplasamanın birbirine karışmak gibi bir huyu vardır. Karışmayı önlersin en azından. Doğru söylüyorsun. Peki sırada ne ulvi haberler var? Sırada Murat Boz oyunculuğu çok sevdiğini söylemiş. Bakalım neler söylemiş. Duyalım. Teyze çok enteresan anlatıyor ve finalde diyor ki gazeteciler bana para verdi, Ferdi beni affetsin. Yani bu röportajı Allah beni affetsin. Allah diyor. Beni affetsin diyor. Ferdi'den de özür diliyor. Yani hani para için bu açıklamaları yaptım diyor. O da bir tabii Ferdi Tayfur da bir muammalı bir dönemi oldu. Necla, şimdi biraz önce bahsettik ya Ali Ağol'un. Ferdi Tayfur da sonradan ortaya çıkıyor ki Necla Nazır'la birlikteliği uzun yıllar ama o sırada da evli. O sırada da evli. Niye boşanmadın dediğinde de yani geleneksel bizde boşanma yok kelimesi. O mantıkta bir şey gibi hatırlıyorum. Öyle bir röportajı da vardı çünkü. Devamında esas sonra başka bir hanım çıktı ortaya. Şimdi bu böyle tesettüre gitti de ayrıldı falan değil. Sonra başka bir hanım ortaya çıktı. Başka bir üçüncü, yani Ferdi Tayfur'un bir nikahlı eşi var. Bir Necla Nazır var. Sonra genç başka bir hanım çıktı ortaya. Ortalık iyice karıştı. O konuyla da ilgili bir aydınlatmalar var mıydı? O muydu? Bir verin bakalım diğer videoyu. Tamam. Gelsin haberimiz. Evet, Ferdi Tayfur'dan hayatına inciler gördük. Daha sonra devamında onu yarın hazırlıyor editör arkadaşlarımız. Ferdi Tayfur bu olayların sonunda bir kendisinin doktor olduğunu iddia edilen bir insan tarafından senin arazilerine tesisler, kaplıcalar yapılacağız deyip dolandırıldı. Ve üzüntüden devamında yüz felci geçirdi. Bunları da yarın kolaj olarak vereceğiz. Çünkü ibretlik Türk filmi gibi gerçekten de komplike bir hayatı var. Ben gerekirse müziği bırakacağım diyor ama devamında şartlar zaten biraz müziği ara vermesini gerektirdi. Ferdi Tayfur'la tanışır mısınız abi? Tanışırım. Yani çalıştınız mı o anlamda? Hayır. Ha, merhaba. Çalışmadım ama tanırım. Bize neler anlatabilirsiniz Ferdi Tayfur kişiliğiyle, sanat hayatıyla ilgili? Onların yapmış olduğu müzik tarzını asla savunan bir adam değilim. Hiç benimsemem de, hiçbir zaman da kabul etmedim. Yaşadığım sürece de her zaman eleştireceğim. Ancak bir şey söyleyeyim sana. Arabesk takımı içerisinde son derece rabıtalı, efendi ve terbiyeli olan bir sıralama yaparsan bunun başında Ferdi Tayfur gelir. Ben Ferdi abinin kimsenin etlisine, sütlüsüne ben çalıştım da. Şimdi insanların hiç hayatında özellikle öyle sıfırdan sadece sesinin bir varoluşu,
ve o sesin ve o bestelerin o gün o günkü şartlar altında, o günkü jenerasyon tarafından kabul görmesi. Ve fiziği de o yıllarda her yer posterleri vardı. Yani yıllarda. O fizikte o yıllara göre. O yıllara göre. Yani ve Anadolu'nun ücra köşelerinden kopup gelmiş adamlar büyük şehirlerde başlarına gelmeyen felaket bir kalmamış. Bir umut modeliydi. Tamam. Amenna. Yapılan bu hataları da yani tasvip etmememe rağmen tolere edilecek birçok şeyi var. Ya bu ama, özel hayatı ama şimdi, onun dışında çok beyefendi bir insan. Yani. Hiç, İnanılmaz beyefendi. Adamın bir noktası var ki beyefendi haddini hududunu bilen asla öyle kabadayı vari öyle bir tarzı olan bir adam değil. Bence en şanssızları özel hayatındaki bu hadiseleri yaşayan en şanssız adamdır Ferit Tayfur. En güzel şekliyle özel hayatını yaşamak onun hakkıyken ve hiç öyle külahla, silahla, bitirimlikle falan öyle bir adam değil. Fakat gel gör ki o işinin icabı o camia içerisinde işin doğasından buna istese de istemese de başına gelmiş. Çok samimi bir şey söyleyeyim. Ben tanımama rağmen bugüne kadar birbirimizden selamımızdan hal hatır sormadan öteye bir milim ne talebimiz oldu, ne onun benden, ne benim ondan. O kadar. Amma ve lakin. Yine söylüyorum, bunu çok rahatlıkla söylüyorum. Bu yanlışları ve bu tarzı hiç sevmememe rağmen, bu yanlışları da zaman zaman egzajer ettikleri için eleştirmeme rağmen, tolere hakkımı en çok Ferdi Tayfur'da kullanırım. Başka bir şey daha var. Bu sözlerin altına hepsine imzamı atarım Ferdi Bey'in de, sizin de söylediğiniz. Çünkü evet bir çocuğu var ve asla yok Emrah'ın yok İbrahim'in yaptığı gibi hiçbirini dışlamamış, hepsini bünyesine almış, bakmış, etmiş, okutmuştur. Onun da dışında başka bir şey, ben şahsımın tanık olduğu gizli bir şeyi anlatacağım. Bir kere sanırım bahsetmiştim ama ne hatırlamayanlar olabilir. Almanya turnesine gitmiştik. İbrahim Tatlıses, ben, Ferdi Tayfur. O yıllarda da Almanya'da turneleri hep Almanya'da işte maalesef ki Almanya izin veriyordu. Çeşitli yasa dışı örgütler gelip konseri basıp hayal çalıyorlardı. Ve Alman polisi de biz karışamayız buna deyip bunlara göz yumuyordu. Ve vallahi İbrahim Tatlıses tıpış tıpış o aracı verdi. Ferdi Tayfur dedi ki beni öldürmeniz lazım dedi. Ben dedi size para vereceğim. Sen gidip o parayla Mehmetçiğime kurşun alıp gelip benim Mehmetçiğimi öldüreceksiniz. Beni öldürmeniz lazım gerekir dedi. Ve resti çekti. O yiğitliğini, o vatanseverliğini de unutamam. Onu da eklemek istiyorum. Helal olsun. Evet. Demek ki ben de teşhislerimde yanılmamış. Kesinlikle. Tabii kesinlikle. Siz bir şey söylüyorsanız bir nedeni vardır zaten. Evet. Evet. Pascal Numa, Zuhal Topal'a evlendir beni çağrısında bulunmuş. Peki sonra neler olmuş görelim. Evet. Niye Oscar ödülü mü veriyor? Niye? Yok, Nobel abi verecek abi. Kraliyet Akademisi'nde Nobel verecekler. Hayır, sorulardan kaçıyor belli ki. Evet. Şimdi eşini, o kim, eşi mi onu ısırdı? Bir tane ısıran, bir tane vuran var. Hangisinin hangisi olduğunu şiddet karıştırdım. Şiddet var ortada. Şiddet var. İşte ama hep söylediğim şey şu. İşte tanımadan bir gaza geliyorsunuz. Ne zaman tanıdın, ne zaman evlendin, ne zaman boşandın, kim kimi ne zaman ısırdı. Televizyonlara çıktı, ağladı. Ben değerli bir sanatçıyım işte bu konularla gündem. Kardeşim yani biz mi ağlattık seni? Oradaki sunucular mı sana bir şey dedi? Sen kocanla kavga etmişsin, adam sana vurmuş, sen adamı omuzunu ısırmışsın. Ondan sonra bu da duyulmuş, rezil, rüsva alınmış. Adamı ısırsa iyi, adamın geçmiş elinde bir bıçak yarısı var. Bıçağı mı tutmak istemiş, ne yapmışsa? Evet, adam bir de el bıçak aşağı vesaireler var. Aşağı yukarı 18-20 tane dikiş var elinde, eğer o fotoğraf o adama aitse, yalan değilse. İşte bunlar, bu işte tanımadan olan evlilikler. Evet. Hani bir gaza geliyorlar, neydi o? Müzik fış fış, dalga sesleri, Cem Özer'in dediği gibi fış fış kayıkçı durumları sonra burada bitiyor. Tuğba Özer dinler misin? Nasıl bulursun? Yok, hiç dinlemiyorum. Tarzın değil. Bilmiyorum. Sen evet, tam bir uzaylı ama Sertab Erener'i beğenirsin tabii herhalde. Evet, ben onu merak ettim. Peki Sezen Aksu'yu, Ajda Pekkan'ı? Tabii. Hele şükür onlara bir gösterdi. Yani kavga deyince ne aklına geldi Ferhan? 2016 yılına damga vuran kavgalar geldi aklımıza. Peki 2017'ye girmeden önce bir hatırlayalım neler olmuş. Evet, bugün Fejilyan özel günü. Neden? Fejilyan, dışarıda buz gibi bir hava var Türkiye'nin her yerinde ve üstümüzü başımızı kalın
soğuktan korumak için kalın giyiyoruz ama cildimizi neyle koruyacağız peki? Cildimizi fenjilyanla koruyacağız. Fenjilyan krem süreceksiniz ve cildiniz soğuklardan korunacak, çatlamayacak, kırışıp iyice yaşlanmayacak. Şimdi bakın, fenjilyan bir anti-aging krem ama özellikle Aralık Ocak aylarında mutlaka sürmeniz lazım. Yoksa bir yıl içinde 3 yaş, 4 yaş daha fazla erken yaşlanırsınız. Fenjilyanın içindeki sadece fenjilyanda olan molekül bir gençlik iksiri. Özel üniversitelerce onaylanmış, Sağlık Bakanlığı bildirimleri yapılmış bir ürün. Ben ürünün reklam yüzü değilim. Tanıtıyorum ama ürünün ortaklarındanım. Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu bir doktorum ve gerçeklerin savunucusuyum. Bir ürün için herhalde kendimi rezil edip diplomamı da yakmam, değil mi? Şimdi bakın, fenjilyanı özellikle orta yaş, orta yaş üstündeki kadınlar, orta yaş ve üzerindeki erkekler, menopozdaki hanımlar, andropozdaki beyler, ileri yaş herkes kullanacak. Çünkü gençlik iksiri. Botoksuz botoks etkisi yapar, kırışıklıkları yok eder, ciltteki tüm lekeleri yok eder, göz çevresindeki morlukları, koyu halkaları, torbaları yok eder. Bıçaksız, ameliyatsız. Aynen öyle. Düzenli kullanım esas. Günde iki kere sürüyoruz. Bir sabah, bir akşam. Yüzümüzü yıkıyoruz temiz cilde, böyle masaj yaparak, yedirerek sürüyoruz. Göz çevresine böyle daireler çiziyoruz. Kaçtan, dıştan, içe doğru. Düzenli kullanırsanız bir hafta 10 gün içinde mucizevi etkileri başlıyor. Şu anda süremiz başladı. Süremiz başladı ve gong çaldı. Neyin gongu? İndirimli alma ve hediyeyi kazanma şansınız. Tam 25 dakikanız var. Evet. 0212 909 2020. 0212 909 2020. Ya da 0532 111 5101. Hemen ara. Ya da fenjilyan.com'dan al internetten. Ya da WhatsApp uygulamasıyla, akıllı telefon uygulaması var ya, pat 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 yazıyoruz günde her gün. Oradan yazmak ve sipariş vermek için 0533, evet kağıt kalemi alın, not alın ya da telefonunuza sesli kaydedin, not alın. 0533 057 4592. Ama en pratiği direkt aramanız 0532 111 5101 ya da en kolay numara 0212 909 2020. Başında 0212 var, İstanbul Avrupa Yakası. Akılda kalıcı seçtiğimiz bir numara var. 909. 20 de 20'lik dişten aklınıza kalsın. Bir solda bir sağda var ya. 0212 909 2020. 0212 909 2020. Fenjilyan.com. Hemen alıyorsunuz. Krem piyasada 89 lira. Evet, yanlış duymadınız. KDV'de ay 89 lira. Ama bizde 69 lira. Krem zaten kendimizin. TBM'de indirimli satıyoruz. TVM her şeyi konuşalım izleyicilerine. 89 liralık kremi 69 liraya alıyorsunuz. 2 tane alırsanız tanesini 60 liraya alıyorsunuz. 3 tane alırsanız tanesini 55 liraya alıyorsunuz. Bitmedi. Yani 89 liralık kremi 55 liraya varan indirimlerle alma şansım var. Yetmez. Bir şey daha var. Kargo bedava. Hızlı ekspres kargo. Siparişi verdin, 10 dakikada kargoya teslim ediyoruz. Ve bir günde kapınızda. Öyle başka kargolar gibi, başka ürünler gibi bir hafta 10 gün değil. Direkt tak kapında, Türkiye'nin her yerine. Bitmedi. Üçüncü jestimiz. İkili alan tanesi 60 lira, üçlü alan tanesi 55 liraya alıyordu ya. İkili, üçlü alanlara bugün hediyemiz var. Ne? Power Bank. Power Bank ne? Bu kutusu. İçinden bir tüp, bir fiş, bir kablo çıkıyor. Tak fişi, bitir işi. Bunu gece yatarken fişe takıyoruz. Şarj oluyor gece. Sonra alıyoruz bu atom karıncayı 10 kaplan gücünde ve çantamıza koyuyoruz, cebimize koyuyoruz, küçücük. Bunun eş değeri yedek batarya, telefon şarj üniteleri bu boyda yarım kilo. Ama bu 150 gram, neden? Çünkü NASA uzay teknolojisiyle, nanoteknoloji sıkıştırma teknolojisiyle yapılmış. Bakın, bunu telefonumuza takıyoruz. Her tip telefon model ve markasına uyuyor. Bu beyaz ve bu telefonu gördünüz diye buna ait zannetmeyin. Her türlü modele, telefona uyuyor. Farklı girişleri var. Aynı zamanda gelsin bir fotoğraf var. Bugün gazetelerde bir haber var. Şov. İstanbul'da 3 günlük elektrik kesintisi. Birçok semtte değişik saatlerde kesinti olacak. Türkiye'nin her yerinde de zaten var. Alalım fotoğrafı. İşte telefon elektrik kesince şarj edemiyoruz. Bunalıma giriyoruz. Bir. Aynı zamanda fener özelliği var. Burası aydınlık belli olmaz. Basıyorsunuz fener. Her yer aydınlanıyor. Böylece elektrik kesintilerinde hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Ama esas, yok
elektrikler kesildi, yok metrodayım, otobüsteyim, yürüyorum, kafede, nereye, priz nerede, nereye takacağım derdi yok. Buna takıyorsunuz, şarjınız bitmiyor. Defalarca sizin ve yakınlarınızın telefonları, bilgisayarları, tabletleri, fotoğraf makineleri şarj oluyor. Bu güçlü aletle yurt dışından geldi. Bunu ikili üçlü alanlara bedava vereceğiz. Ama bakıyorum son 20 dakika. Hemen 0212-909-2020'yi arıyoruz. Bakın yanımda iki güzel hanım var ama ortak başka bir özellikleri var. İkisi de bakımlı. Bakım şart. Hem kadınlar hem erkeklerde. Fenjilya'nın özelliği ne? Ben 3 yıl önce Tibet'e gittim, gördüm. Yerel halk fenj ağacının kökü ve yapraklarından bir krem yapıyordu. Onu Türkiye'ye getirdik. Sağlık Bakanlığı dedi ki hop hemşerim dur, incelediler ve onay verdiler. Oradan Yeditepe Üniversitesi Dermatolojik Üstünde antialerjik ve dermatolojik testleri yapıldı. Organik bir krem oluşturuldu. Sağlık Bakanlığı izinli üretim tesislerinde. Mucizevi, hem kırışıklıkları yok ediyor, hem göz çevresi koyu halkalarını yok ediyor, hem cilt lekelerini, güneş lekelerini, sivilce akne izlerini yok ediyor. Fenjilyan hem gündüz hem gece kremi, hem yüz hem göz. Tek tüpte hallediyoruz. 1,5 ay yetiyor. 80 mililitre ve ne dedik? 89 lira yerine 69 lira. 2 tane alırsanız, 63 tane alırsanız 55 lira. İkili üçlü alanlara şarj, telefon, batarya, şarj ünitesini bedava veriyoruz. Son 20 dakika bitmedi. Kargo kaç tane alırsan al bedava. O yüzden hemen 0212-909-2020'yi arıyoruz. Fenjilyan'ın diğer kremlerden farkı ne? Çoğu krem, bakın bu cildin kesti, mikroskobik kesti, epidermis, dermis var. Çoğu krem epidermiste, yani cildin üst tabakasında kalır, alta geçemez. Oysa ki fenjilyanın içindeki molekül hücrenin içine girebilen dünyadaki 3-4 molekülden biri. Diğerleri de başka kremlerde var, onlar da 1000-2000 dolar. Oysa fenjilyan biz Tibet'ten getirdiğimiz bu ağaç kökünden üretilen o molekülle aynı işlevi beceriyoruz, o pahalı kremlerin yapamadığını. Niye kırışıyor cilt biliyor musunuz? Kollajen azalıyor. İşte fenjilyanın özelliği bu. Azalan kollajeni tekrar üretiyor ve cilt canlanıyor. Tekrar gençlik aşısı oluyor. Böylece göz çevresi koyu halkaları, morlukları, torbaları düzenli kullanıyorsunuz. Günde iki kere, bir sabah, bir akşam, bir hafta, 10 gün içinde mucizevi etkileri başlıyor. Cilt lekeleri, güneş lekeleri, sivilce, akne izleri hepsi gidiyor. Ayrıca 20 faktör güneş koruyuculuğu, güneşin radyasyon ışınlarından, ultraviyole ışınlarından ve cildi yaşlandırması etkilerinden koruyor tüm yıl. Göz çevresi, kaz ayakları, kırışıklıkları, alın çizgileri, ciltteki tüm yaşlılık belirtileri ve mimik kırışıklıkları yok oluyor. Ama düzenli kullanımı esas. Hamileler dahi kullanıyor, organik. Ve hanımların en büyük derdi, dudak üstü büzüşmeleri. Bir hafta sonra fenjilyan kullanmış, 10 gün sonra, 15 gün sonra. Bunları da yok ediyor. Ama dedik ya düzenli kullanacağız. Erkekleri de cildini gençleştiriyor, beylerin de, hanımların da. Hepsi fenjilyan kullanıyor ve soğuklardan da korunuyor. Hemen bu arada numaraları aklında kalmayanlara pratik metot, cepten, bilgisayardan, siz veya yakınlarınıza aratma yapıyorsunuz ya bir konuyu, Google'dan, Yandex'ten, arama motorlarından. Oraya Erol Köse yazın, boşluk bırakın, yanına krem yazın. Hop, fenjilyan.com önünüze gelir. Fenjilyan'la gençliğe doğru bir geçiş yaparsınız ve daha da gençlersiniz. Ama gençler de kullanıyor, onların da ciltleri daha ışıl ışıl oluyor. Mesela Ferhan'ın kodu Çilli Bonbon. Herkes, evet, aramızdaki kod ismi. Oysa şu anda çilleri gitti çünkü fenjilyan kullandı. Evet, şimdi bakın şaka bir tarafa, fenjilyan bir gençlik iksiridir. Bu fırsatı kaçırmayın ve hediyeleri alın ve kargoyu da bedavaya getirin. Fenjilyan'ı almak ve hediyelere kavuşmak için hemen 0212-909-2020, 0212-909-2020 hemen ara ya da 0532-111-5101 hemen ara. Fenjilyan'la gençleş ve hediyeyi kap. İster sen kullan, ister yılbaşı geliyor hediye et. Fenjilyan. Evet, dediğimiz gibi esrarengizliğini koruyor. Bu parçayı da izletmeseler konu eksik olacaktı. Şimdi daha biraz evet, tersten başladı ama böyle şeyler yaşanmış, geçmiş, gitmiş. Ama bugüne de baktığımızda herkes nihayetinde kendi hayatını yaşıyor. Allah sağlık versin. Sırada ne var? Sırada haber turumuz gelecek ekranlara. Bakalım haber turunda kimler var, kimler yok.